Göksu Nehri'nden Mavi Tünel projesiyle Konya Ovası'na su aktarılmasının ardından yeni projeler de gündeme geliyor. Bu kapsamda Kızılırmak Havzası'nda Konya Ovası'na su getirilmesi için önemli bir adım atıldı. Yırpanlı Barajı'ndan Konya Kapalı Havzası'na su aktarmayı öngören projenin planlama mühendislik işi için yüklenici firmayla sözleşme imzalandı. Konya Ovası'nın tamamının suya kavuşturulması için atılan adım, Devlet Su İşleri Etüt Planlama ve Tesisler Dairesi Başkanlığı tarafından düzenlenen toplantı ile gerçekleştirildi. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Devlet Su İşleri Etüt Planlama ve Tahsisler Dairesi Başkanlığı Daire Başkanı Nazmi Kağnıcıoğlu, Kızılırmak Havzası'nın mevcut ve gelecekteki projelerinin ihtiyaçları dikkate alınarak Hirpanlı Barajı'ndan Konya Kapalı Havzası'na sulama maksatlı su aktarılması projesinin planlama mühendislik hizmetleri işi sözleşmesi imzalandı. Ülkemiz için hayırlı olsun açıklamasında bulundu. Konuyla ilgili bir açıklamada AK Parti Konya Milletvekili Halil Etyemez'den geldi. Etyemez, Konya'nın tarım alanında daha ileri noktalara taşınacağını belirterek, Konya Ovası'ndaki çiftçilerin sulamayla birlikte rahata ereceğini bildirdi. Milletvekili Etyemez, Kızılırmak'ın beslediği Hirpanlı Barajı'ndan su getirilmesiyle ilgili bir planlama çalışması başladı. Kulu, Cihanbey ile Altın Ekim bölgesine suyun nasıl getirilebileceğine dönük bir planlama çalışması bu. Diğer taraftan Göksu'nun suyunun Ermenik üzerinden Konya'ya nasıl getirilebileceğine yönelik planlamanın da olduğu bir çalışma yürütülüyor, dedi. Çalışmaları da devam ediyor. Son 18 yılda sulama amaçlı 600 baraj, 423 gölet, 1457 sulama tesisi yaparak hizmete sunduklarını belirten milletvekili Etyemez, son 18 yılda Konya'ya da sulama alanında 11 milyar liralık yatırım yapıldığının altını çizdi.